Ukrayna'nın doğu bölgelerinde Rus yanlısı ayrılıkçılarla ordu arasında çatışmalar sürüyor. Ukrayna tarafı Rusya'nın silahlı gruplara zırhlı araçlar gönderdiğini iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları reddetti. Ukrayna İçişleri Bakanı Arseniy Avakov'un yaptığı açıklamaya göre aralarında 3 tankın da bulunduğu zırhlı araçlar Luhansk bölgesindeki sınırı geçerek ayrılıkçıların giriş çıkışları kontrol altına aldığı Donetsk şehrine yöneldi. Avakov, T-72 savaş tanklarından ikisine ordu tarafından müdahale edildiğini belirtti. Rusya Federasyonu her ne kadar ateşkese olumlu yaklaştığını ve sınırdaki güvenliğin artırıldığını açıklasa da aldığımız istihbaratlar ve gözlemlerimiz son 3 gündür Diyakove bölgesinde teröristlerin eline geçen kontrol noktalarından konvoylar halinde araçlar geçtiği yönünde. Diğer yandan Perşembe gecesi Donetsk'te Rus yanlılarının ele geçirdiği yerel hükümet binası önünde bir araç ateşe verildi. Bölgede tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti üyeleri sosyal medya üzerinden biri kritik olmak üzere 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Aracın sahibi olduğu belirtilen ayrılıkçı grubun lideri Denis Puşilin'in ise patlama anında araçta bulunmadığı kaydedildi.